bugün konuğum o yerinde duramayan cıvıl cıvıl dünya güzeli yaşsız kadın var ya işte görüyorsunuz zaten Nilvin Belgün hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk ne güzel açılış yaptın yaşsızı çok sevdim. Banktan başlayacaktım ama hemen yaşa geldik. Yahu yaşsız olmak şöyle mümkün. Hayata gülerek bakarsan, içindeki o küçük çocuğu yaşatırsan, benim içimde küçük bir kız çocuğu var. O hiç ölmüyor. Onu yaşatırsan zaten yaşsız gözüküyorsun. Ben hep hayata bütün zorluklara rağmen gülerek bakmayı seçtim. Hı hı. Bu benim seçimim. Bir de mutluluk insanın kendi seçimidir. Sen mutlu olmayı seçersin ve ne yapar eder? Bak küçük bu şurada çok mutluyum. Yemyeşil ağaçlar, bu yapraklar. Sen güler yüzlü bir kadın karşımda sohbet ediyoruz ve bir amaç uğruna sohbet ediyoruz. Parkta sohbet ediyoruz. Yani bu yeterli işte. Yani mutluluk bu kadar küçük diyeyim sana. Evet. Çok şimdi güzel. Ne zamandır mesela bir banka oturmuşluğunuz yok? Ve uzun zamandır mesela banklarda oturmadım. Ta ki bank sohbetlerine başlayana kadar. Sizin banklarla aranız nasıl? Şimdi pandemiden dolayı ben oturdum. Ama pandeminin tabii ki zorlukları oldu. Bir kere korku. Tabii, aman yani dikkat yükseldi. O maskelerle olmak falan bunları yaşadım açıkçası. Ve de halen de yaşıyoruz. Bir an önce bitsin istiyorum. Biliyorsun bir de tiyatrolar açılmadı, etmedi. Bundan sonra pandemi sonrası sanat hayatı nasıl gidecek? 8 senedir kapalı gişe oynadığım Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi Aşk diye ve bir komedi. Gösterim var. Şimdi sevgili başkanımız İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla işte onlar bize bu açık havayı verdiler. Bir de verirken de 40 senesini doldurmuş olan sanatçılar diye ayırdılar. Ben de içlerindeyim. Benim 44. senem. Harikasınız. Onun için çok mutlu bir şekilde ilk defa yaşımla çok mutlu bir yaşam yaşasın oldu bu bana. Yaşasın iyi ki 40 yılım yaşasın varmış. Yaşasın iyi ki 40'lı yılım varmış. İyi ki 44 yıl sahnede olmuşum diyorum. Benim için çok heyecan. Çünkü şimdi belediye sahneleri bir de özel tiyatrolara açıldı. Özel tiyatrolara da açıldı. Çok iyi düşünüyorum. Onu da kışın düşünüyorum. O müracaatlar ediyoruz hepimiz. Aha. Bize de verin sahnenizi diye bütün oyuncuları. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bize böyle katkıları oldu. Mutluyuz açıkçası. Çok da teşekkür ediyoruz. Aslında tabii bir kenti mesela İstanbul adına konuşursak İstanbul'u turist çeken, ayakta tutan, simgesel anlamda da kültür ve sanat değerleri olmuştur. En önemli şey yani sadece İstanbul değil bütün şehirleri ve bütün ülkeyi ayakta tutan sanattır. Sanat olmazsa ne olur? O kadar mutsuz olur ki insanlar. Sanat mutluluk verir insana. Şimdi böyle kent ormanlarında, parklarda falan işte siz sanatçıların da böyle dışarıda da tabii oyunları var, müzisyenler var. Tabii ki. Tabii ki çok güzel. Aslında. Çok çok güzel. Çok medeni bir şey zaten. Evet, bir de yani da gidiyor tabii artık. Ki bu pandemi dönemi açıkçası hepimizin ruhunda yani yaralar bıraktı. Bu pandemi sonunda nasıl bir topluluk olacağız onu da bilmiş değilim. Bütün dünya olarak nasıl olacak insanlar? İşte soru işareti çok yıpratıyor bu, zaten. İşte bu soru işareti, bu belirsizlik ne zaman bitecek, ne zaman normal hayata döneceğiz bunlar psikolojik olarak yordu insanları. Onun için hiç olmazsa sanata sarılalım. Oradan İnşallah. Rahat ederek, mutlu olarak evimize gidelim diye düşünüyorum. Siz çok İstanbul insanısınız. Ben gerçek bir İstanbulluyum. Evet. Doğma büyüme, aynı zamanda Büyükadalıyım. Ha evet, Büyükada'da bir çocukluk geçirmişliğiniz var. Şimdi Büyükada çok değişime uğradı tabii, o faytonlar gitti. Tabii faytonlar, yeni araçlar geldi. Şimdi faytonlara keşke atlara iyi bakılsaydı, keşke faytonlar kalsaydı. Aslında. Çünkü oranın simgesiydi o faytonlar ve çok anım var o faytonlarla. Ya. Tabii ki biz mesela çocukluğumda eşek turu yapardık. Ay çok büyük bir keyifti o, tura giderdik böyle. Eşekçiklerle onlarla dolaşırdık. Faytonla bütün ada turu yapardık. Şimdi araba tabii ki yani olması gerekiyordu. Çünkü atlar çok bakımsızdı. Bir hayvansever olarak doğrusu o buydu. Attığın, evet. Ada çok değişime uğradı. Hı hı. Yani benim annem de Büyükadalı doğma büyüme. Hatta anneannem yaz kış otururdu adada. Biz yazları giderdik adaya. Babaannem de yazları giderdi. Annemle babam evlenince zaten adayı görmüş dedem.
yani babaannemin, babamın babası ve hayran olmuş. Hemen o da gitmiş adada ev almış. Bu dediğim 50 yıllarında bütün falan. Aile böyle, adalı bütün aile adalıyız. Evet, o süper. Evde zaten bana kaldı. Benim de adada evim oldu sonraki yıllarda. Yani sonuçta ada sevgili Edison benim dayımın en iyi arkadaşıydı. Evet, Elis Bey'de. Evet, o da adalıdır. Adada yazarlar, çizerler, sanatçılar. Yani çok farklı bir kültürdür ada. İstanbul'da yaşamak nasıl farklı bir sanat biçimi, farklı bir kültürse Büyükada'da yaşamak da tamamen. Tabii ki adada Rum, Ermeni, Musevi biz hep birlikte büyüdük. Yani o mozaikte yetiştiğim için ben mesela birçok insana göre beni hep daha alafranga görürler. Daha batıya yönelik görürler. O tarafa yüzün dönük görürler. Çünkü adada yetiştim ve onlarla birlikte büyüdüm. Çok farklılıkları vardı hayatımda. Babaannem Rum'du benim. Ay. Evet, babaannem. O Rum karakterlerini babaannemi gözlemleyerek oynamıştım hep. Yabancı Damat'taki Katina karakterini. Akasya Durağı hala gözlemleyerek. Şiir o kadar güzel olmasının bir şeyi var. Sebebi genetik bu. Sebebi tabii var genetik yani. Sebebi var. Babaannemi gözlemleyerek sevgili Zeki Alasya'yla. Bir replik alayım mı oradan? Akali biliyorsunuz ki çok beğendim bu parkı. İyi ki geldik Ebu'ymu. Çok iyi yaptık bu gece geldik bu akşam. bu akşam. Çok güzel oldu ki bu çekim bana çok iyi geldi ruhuma. Harika çünkü niye? Doğayla baş başayız. Doğayla baş başa. Ve zaten Nilgün Belgin'in yine o güzel yüzü, o güzel kakaları. Çok teşekkür ederim. Efaristo Parapoliki teşekkür ediyorum size. Harika kadın. Böyle büyüdüm. Rum müzikleriyle, Grek müzikleriyle adada. Yani bu benim için çok önemli. O zaman küçücük de bir parça alayım bakayım. İhte sovradi hariklaki, ihte zvali torganaki, kelen duses menalani, kato sto pasa limani, filakya nazakya, ade hariklaki mu, posma yelases, ade yasu, mutineskases, darıldın mı cicim bana, bunun Rumcası bu. Ya, artık onlar ya. Mı bizden aldı, biz mi onlardan, oraları bilmiyorum. Zaten şey bile belli değil işte, imam bayıldı kimin, bizim mi, onların aslında ikimizin imam veya... bayıldı ki bizim diyor onlar ama onlar bizim de biz de bizim diyoruz. O bile belli değil şu anda, imam yok ama ortada, evet, o tarafta evet. Fakat imam bayıldı ama yani o zaten kültürlerin karışımı tabii, her şey birbirine zaten geçmiş. Artık herkes... En güzel tarafı da o zaten. Tabii ki bir de herkes yaşamını yitirdiği için bir tek ben kaldım bu Rumcayı bu kadar bu Rumca diyalektini yapabilen. Geçenlerde öyle demişti biri bana. Bunu sen bir kasete koy, ne olur ne olmaz elimizde kalsın. Kasete oku bu Rumca bu şeyleri dedi bana. Ay, harika, çok güzel. Bu kadar neşeli kalabilmenin sırrını hani ilk başta konuştuk ya. Peki Nilgün Belgün mesela bir gün şöyle bir şey yaptı mı? İstanbul'un bir köşesinde kendini attı. Orada mesela saatlerce melankolik düşündü, depresyonu oldu. Böyle kendini o hislerden çıkarmak için gittiği yerler var mı? Öyle sır mesela. Hep böyle herkesin bir gizli gündemi, gizli mekanları olur ya. Bu dediklerin hepsini yaparım melankoli hariç. Hayatımda hiç melankolik olmadım. Depresyon var mı? En büyük aşkı yaşarken de olmadım. Depresyona hiç girmedim. Hayatımda bir kere bile psikiyatriste gitmedim. Yani çünkü ben daha gerçekçi bir kadınım. Her şeyi olduğu gibi kabul edebiliyorum. Yani mesela yaş aldıkça hayır ille de gençliğimdeki yüzüm olsun diye didinmiyorum. Ben burnumu bile estetik yaptırmadım ki benim hocam Yıldız Kenter'di, konservatuvar hocam. Caniko biraz bunu kaldırsak mı dedi hep bana. Bütün talebeler burnunu kaldırmışlar ama ben ona bile gerek duymadım. Sonuçta kendi bedenimle, kendi fiziğimle, kendi hayata bakışımla, duruşumla, prensiplerimle mutlu bir kadınım. Onun için depresif hiç olmam ama benim için İstanbul'da çok önemli yerler vardır. Yani İstanbul'da çok sevdiğim yerler vardır. Mesela benim okulumun olduğu yer Çemberlitaş taraflarını, o Beyazıt taraflarını, onlar benim için çok özeldir. Çünkü orada çok anılarım var. Pierre Loti'de çok anılarım var. İstanbul'un her köşesinde anılarım var. Çünkü doğma büyüme İstanbulluyum. Eski Beyoğlu'nda anılarım var. Hatta
dedem, ben 5-6 yaşlarındaydım. Böyle çok güzel Beyoğlu'na çıkıyorduk dedemle beraber. Yani hı hı. babaannemin eşiyle. Ondan sonra anne tarafı da dede oluyor ya, onun için açıklama getirdim. Dedem çok şık giyindi, fötür şapkası falan. Annem de beni beyaz bir kürküm vardı, onu giydirdi. Beyaz çantam vardı, koluma aldı. Bir de beyaz şapka. Bu şekilde dedemle Beyoğlu'nda gezmeye gittik. Bak bu günleri unutamam ben. Nasıl unutayım? Gözümde hala o paltom, kürklü yakası, beyaz, kolumda çantam ve başımda minik böyle bir şapkam. Babam, dedemin başında fötür şapka, ki pardösü. Zaten o şapkalar şimdi, olmadan o kravatsız çıkılmazdı. Şimdi ben o günleri görmüş kadınım yani. Bugünlere geldiğim zaman ben o Beyoğlu'nu hatırlayan bir kadınım. Sonra uzun özlüyor yıllar musunuz? Sonra. Özlüyorum. İnsan acaba yaş aldıkça mı geçmişi özlüyor? Geçmişi özlüyorum zaman zaman. Evet. İstanbul'un geçmişinden en çok neyi özlüyorsunuz? İstanbul'un geçmişinden özlediğim, tabii ki ben 60'lı 70'li yıllarda gençliğim ve çocukluğum geçtiği için 60'larda çocukluğum, 70'lerde gençliğim, daha nüfus azdı. Bir kere trafik diye bir şey yoktu. O trafiksizliği özlüyorum açıkçası. Oh, onu kim özlemiyor? Onu kim özlemez ki? Yani şu anda mesela ben saatle hareket ediyorum. Saat 6 olmadan kimdi o hemen gidiyordu? Pamuk. Kül kedisi gibi. Ama akşam 18 kül kedisi. 18 kül kedisi, 18, 10, 12'den sonraydı değil 12 mi? 12 geceydi. Ben 6'dan evvel evimde olmak zorundayım. Çünkü o trafiğe tahammül edemiyorum. Akşam çıkacaksam herkese haber veriyorum. Diyorum ki 8'de. Tabii. Ben yola çıkabilirim. Neredeyseniz oraya yemeğe gelebilirim. Bu da insanı yani, kadar kısıtlıyor aslında. Kısıtlıyor yani, evet. Evet. Bir de daha sevgi dolu ve daha saygı dolu bir topluluktu İstanbul'da yaşayanlar. Biraz o da değişti. Hoş bütün dünyada da değişti. Bir hoşgörüsüzlük, bir sevgisizlik, bir vefasızlık var her yerde. Vefasızlık da var, doğru. Yani bizde de öyle. Onları görüyorum. Bir sevgisizlik hakim. Yani insanlar hep birbirlerinin mutsuzluğuyla besleniyorlar. Ben ama mutlulukla beslenen biriyim. Yani her şeyi bilinçli yaşadım ben bugüne kadar. Zaaflarım yoktur benim öyle hani aklına ne geliyorsa zaaf derken yani. Ama bir tek tiyatroya zaafım var. Yaptığım işe zaafım var. Yani benim ne vazgeçilmezim dersen tiyatro vazgeçilmezim oldu. Ama biliyorum ki gerçekleri yaşadığım için bir gün ya o benden ya ben ondan da vazgeçeceğiz. Hayatın gidişatı bu. Yani belli bir yaşa geleceksin. Belki sağlık sorunun olacak. Belki yani ne bileyim ben bazen istemeyebilirsin de. Çünkü bir sürü haksızlıklar da oluyor olarak, iş hayatında. Muhakkak tabii. O haksızlıklara uğrayınca kadın olarak oluyor. Erkek olduğun sen bu kadar haksızlığa uğramıyorsun. Ama erkekler kadınları zor kabul ediyorlar. Kadın olarak uğradığın haksızlıklardan hadi be yeter yaptım buraya kadar deme zamanlarım da olmuyor değil. Ama yok canım, o kadar sahneyi çok seviyorum. Evet, yani, o kadar o sahneyi çok seviyorum ki. Yani o şahane birazcık belki ama evet, o sizi asla bıraktırmaz. Evet onu, seviyorum. Seyircimi çok seviyorum. Tabii. Beni bunca yıl 44 yıl verdiğim emeğin karşılığında salonlarımı dolduran bir seyircim oldu. Bu o kadar önemli ki. Çünkü biliyorlar ki ben kötü bir şey yapmam. Onların karşısına çıktığım zaman onları mutlu edeceğim. Keyifli işler yaparım. Bu beni mutlu ediyor tabii ki bunlar. Vazgeçilmezim tiyatro diyeyim o zaman. Ay harika bir şey. Peki İstanbul için vazgeçilmez ne? İstanbul'dan vazgeçemem ben. Ben bir İstanbulluyum. Ve İstanbul'dan başka bir yerde yaşamam mümkün değil. Bütün bu trafik zorluklarına, bütün bu keşmekeşine, bütün herkes bu pada... Herkes kaçıyor mesela Ege'ye vesaire. Yok. Hiç düşünmez ben, misiniz? Yani yazları giderim. Bir yani en fazla düşündüğüm belki bir 6 ay kalırım ama ben şehir kadınıyım. Mutlaka İstanbul'un zaten göbeğinde oturuyorum. Şişli tarafında oturuyorum ben. Şişli, Nişantaş tam göbekteyim yani şehrin merkezinde. Tam şehir kadınısınız. Ben tam şehir kadınıyım. Üst katta oturuyorum. Aşağı indiğim zaman ben o kalabalığa karışmam lazım. Yürüyerek Nişantaşı'na gitmem lazım. Oradaki alışverişleri, o kültürü yaşamam lazım. İşte eczacıya merhaba Nilgün Hanım nasılsınız, iyiyim, sen nasılsın demem lazım. Ben bu kültürle büyüdüm, bu kültürle de devam edecek hayatım. İstanbulsuz yaşayamam. Ama yine de tabii İstanbul'u ben işte daha
biraz daha işte ulaşımı halledilmiş, yeşili bol, parkı bahçesiyle bu kadar kalabalık, daha fazla görmek isteriz tabii, değil mi? Bu kadar kalabalık olunca o trafiği halletmek biraz zor. Çok kalabalık oldu. Keşke İstanbul bu kadar kalabalık olmasaydı. Birazcık daha hafif bir şehir olsaydı. Herkes tabii ki taşı toprağı altın diyerek buraya geldiler ve burada da çok kalabalık oldu. Ama pandemiyle de yine çok dönüşler olmaya başladı deniyor tabii. Yine hani hadi gel köyümüze geri dönelim durumu. Evet, biraz oldu yani deniyor olsun, tabii. Bunu belki olsun, de yaşayacağız. Tabii ki herkesin kendi yeridir. Benim köyüm burası olduğu için. Evet. Ben başka bir yer düşünemiyorum. Benim çok anılarım var. Anılarına çok bağlı bir kadınım. Bütün ailem var. Yani onun için burası benim vazgeçilmezim. İstanbul'u çok seviyorum ben. Ben de öyle çok İstanbul'u seviyorum. İstanbul'a bir şey yapıldığı zaman da ölüyorum mutluluktan açıkçası. En son zamanlarda böyle öldüren size o mutluluktan ne oldu mesela? Yani şimdi yapılan bir sürü iyilikler, bir sürü İstanbul'a katkılar var. Bunların hepsinden ben çok mutlu oluyorum. Kim yaparsa yapsın. Doğru, tamam. Yani benim kesinlikle. İçin. Ben bir de şunu çok açık söyleyeyim. Geçenlerde Cüneyt Özdemir'in programında Ekrem Başkanı'nda izledim. Aynı fikirdeyiz. Ben ayrışmayı sevmiyorum. Ayrışmak insanları mutsuz ediyor. Kesinlikle. Bu ayrışmakla mutlu olmak mümkün değil. Ben bir sanatçı olarak birleşmeyi seviyorum. Ayrışmayı asla sevmiyorum. Dedim ya ben mutluluktan beslenirim, mutsuzluktan değil diye. Bu insanların birbirlerini devamlı ayrıştırmaya çalışmaları. Kutuplaşmalar. Devamlı kutuplaşmalar. Hiç sen, bunlar ben, bana o, göre evet. değil. Evet, bana göre. Benim A partiden de çok iyi dostlarım var. B partiden de çok iyi dostlarım var. C partiden de. Yani sevdiklerim de var her partiden, sevmediklerim de var. Ama yani ben hiçbir zaman çok fanatik değilim. Ama görüşüm, duruşum her zaman bellidir. Ben cumhuriyetçi ve Atatürkçü kadınların kızıyım. Annem öyleydi, anneannem öyleydi, dedelerim öyleydi. Yani anlatabildim mi? Onlardan zaten ben cumhuriyetçi olarak doğdum ve böyle yaşıyorum. Atatürkçü ve cumhuriyetçi bir kadınım. Ama gerisi çok gerisi boş sevgi geliyor olsun, bana. Gerisi birlik sevgi olsun, birlik huzur olsun, olsun aslında, evet, toplumsal evet, huzur evet. olsun. Huzursuzluk gerisi sevmiyorum, önemli o. Kavga, gürültü sevmiyorum. Yani sanatın da bu birleştirici özelliğini çok seviyorum. Bir film seyrederken o filmi hepimiz beğeniriz. Sen başka parti, ben başka parti. Yok sen o partiden olduğun için o filmi beğenmiyor. Öteki o. Böyle bir şey yok. Sanatta bile. Bir müziği hepimiz severiz. Bir iyi filmi hepimiz tabii. beğeniriz. Anlatabiliyor şimdi muyum? Şimdi siz böyle yaparken, sanattan bahsederken onu izlerdik, bunu izlerdik derken aklıma mesela Deve Kuşu Kabare'den geldi. Deve Kuşu Kabare yani benim ilk profesyonel ayıncılık evet, yaptığım ilkim yani. Çok şanslıyım. Öyle ustalarla başladım. Tabii. Benim hayatımda hep büyük ustalar. Ustaların çok katkısı vardır bana. Yani Haldun Bey'in, Metin Serezli'nin, Metin Akpınar'ın, Zeki Alasya'nın, Ahmet Gülhan'ın, Ali Poyrazoğlu'nun, Müjdat Gezen'in. Bunlar benim hayatımın mihenk taşlarıdır hep. Onun için... Bizlerin de hayatının mihenk taşları çok güzel gülerdik hep beraber. Evet. Gülmek istiyorum ben. Evet. Aslında evet. tabii ki hayat dertleriyle de vazgeçilmezdir. Yani dertler de hayatımıza vazgeçilmezdir elbette ama her şeye rağmen yine böyle bizi o güldüren insanlar vardı. Ama, yani siz çok yaşayın. Hiç çok teşekkür ederim. Ben yaptığım gösterimde de yani... İki saat boyunca çok güldürüp eğlendiriyorum. Ya. Onun için çok sevildi, onun için tutuldu. Tabii. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Ama birazcık da düşündürüyorum çünkü hüzün de yaratıyorum. O çünkü o hayatın oluyor. İçinde sevinç var, hüzün var, komedi var, ağlamak var, gülmek var, her şey var. Tabii ki ben bir kadın hayatı anlatıyorum. Kendi hayatımdan yola çıkarak bütün yaşadığım her şeyi, ustalarımla ilişkilerimizi, anılarımızı, oyundaki anılarımı. Onun için hem eğlenceli, hem düşündüren, hem güldüren, hem... hüzünlendiren de kendi hayatın özel her hayatımda. Şey var işte. Her şey var. Evet kendim hayatım yani. Her şey. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum bunun yanında. Sakın bir yere gitmeyin öyle. Bırakayım falan da demeyin. Hiçbir yere kaybolmayın. Zaman zaman kızıyorum. Ay yok kızmak yok. Onu biz kabul etmiyoruz. Evet. Kızın kendi kendinize böyle dağlara tepelere bağırın ama sonra yine kadınların lütfen... değeri ve kıymeti bilinsin istiyorum. Çok açık. Muhakkak onu hepimiz istiyoruz. Sanatçı olarak da bunu istiyorum. Normal kırsal kesimdeki kadınlar için de istiyorum. Bu şiddetin bitmesini istiyorum. Kadınlara saygı ve değer verilmesini istiyorum. Yani çünkü hepimiz bu konuda zaman zaman çok zorlandığımız, çok üzüldüğümüz kesinlikle. Yerler oldu. Nerede olduğu önemli değil ama nerede her kadın olduğu önemli değil. Evet. Zaman zaman çok ciddi evet. eşitsizliğe evet.
eşitsizlikle karşı karşıya geliyoruz maalesef. Kadın bir annedir. O bir sürü insan yetiştiren, toplumları yetiştiren kadınlardır yani. Onun için kadınlarımızın değerini bilelim. Nokta. Nokta. Nokta diyelim mi? Ya ben İston'a çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir şey tasarım yapmış. Çok rahat oturdum. Evet çok güzel. Bayıldım ben de. Çok güzel bir sohbet oldu Nijinberg'ün. Evet ya. İyi o zaman. Ama biz şarkı bile söylettin bana ayol. Ama ben de hazırmışım. Aa bu arada sana, evet. Hadi sana söyleyeyim bunu. Son bir projem var. Evet. Ben 60'lı 70'li yılları çok iyi bildiğim, o müzikleri çok iyi bildiğim için genelde 80'ler 90'lar biliyorsun. Hem çekimleri yapılır hem şarkıları yapılır. 60'lı 70'li yılların müziklerini Metin Özülkü ile bir albüm yapıyoruz. Aa, wow. Çok güzel. Ya bunu sana söyledim. Bunu tebrik ediyorum. Bir de evet. Size söylemiş olduk. Bir nostalji albümü olacak. Umarım çok keyifli, çok özel şey çok yaptık, da güzel seçtik. Bir, isim. Bir de o dönemin hatırlıyorsun arada bir gördüğün zaman altyapısını. Onları asla bozmuyoruz. Boing boing böyle şeyler yok. O altyapıyla yapıyoruz. Ne zaman? Kısmetse tabii ki pandemi bitsin de çıksın diye düşünüyoruz ama şu anda hazırlık safhasındayız. İyi. Provaları yaptık. Şimdi yavaş yavaş okumalara geçeceğim. 6 ay en fazla. Yani tabii ki hayır, bizim hemen harika. Biter de pandemiden dolayı bitmişken onu tanıtmak önemli çünkü. Sahne almak önemli. Çok onun güzel. İçin ama hazır bitecek sanıyorum 2 ay sonra biter. Harika. Şimdiden hayırlı olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Sana söyledim uğurlu gel. Ay hadi inşallah. Tamam, hadi. Beni İstanbullular siz duydunuz. Evet. Bu hafta bank sohbeti bitti. Haftaya yine çok güzel bir konukla tabii ki karşınızda olacağım ama Nilgün Belgin'in güzelliği de ayrı tabii. Daha güzellerini bulursun sen. Her şeyin her zaman daha güzeli vardır. O sırada yine de en güzeli hissetmek çok önemli. En güzel samimiyet, evet. En güzel içtenliktir hayatta. En önemli. Bu herkesi olduğundan daha güzel gösterir. İşte en güzel olan da bu. İşte demek bu. Ki hep aynı şeyi bulursak en güzelle yaşarız. Evet. Teşekkür ediyorum Nilgün Belgin'e. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel sohbetti. Siz İstanbullulara bay bay deyin. Sevgili İstanbullular bay bay.